Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, hello, hi, selamın aleyküm. Bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Yemeklerimizi yedik, ayaklarımızı uzattık, çayımız, çorbamız, içkimiz elimizde tabii. Yayınımızı şuradan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olursanız seviniriz. Haberler gelsin. Kahramanmaraş'tan şimdiden Konya'ya selam olsun. Konya Sarayı'ndan Emre Çalıcı, Ahlan Özcan, Emre Oral, Sefa Deken ve Nazım Sarı'ya selam olsun. Bir 30 kişi metro olan yetenek bir daha kimli veren Roma Ayavro Marşı. Ayavro Konya Vası Bosun'dan yoksa. Çağım ucusuna vermez damını bu deliği vurdurur. Aferin. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Erdoğan'ın fedaisi Kuru Murat. Efendim anketlerde Eko'nun önündeyim. 3 puan, 0-3 puan, 0-5 puan veya 13 puan bilmiyoruz. Birine anket yaptırmışlar, anketlerde de önde çıkmış. Tabii Ahmet Hakan'ın programında Hakan Bayrakçı olması lazım. Hakan Bayrakçı bu durumu anlatıyor. Anketlerde İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor. Bunun üzerine oradan Sedat Peker'in neydi la? Abdülkadir Selvi. Düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir Selvi'si devreye giriyor. Hakan Bayrakçı'yı bir nevi uyarıyor. Yani diyor ki Hakan dayak mı istiyorsun? Hakan bu nasıl olur? Hakan böyle anket mi olur? Hakan diyor. Yani o kadar para sayma görüntüleri çıktı. Hiç etkilenmedi mi Hakan diyor. Hakan yok diyor, etkilenmedi. Ekrem İmamoğlu önde evet. Mi? İmamoğlu evet önde. Bu şeyi sormak istiyorum. Bu para görüntüleri, para sayma görüntüleri ve İmamoğlu'nun yayınlarda çıkıp vaatlerini hatırlamaması, bunlar etkili oldu mu? Para sayma olayı İmamoğlu'na düşünüldüğü gibi bir zarar vermedi. Vaatleri hatırlamaması etkili olur mu? Tabii onu müstakilen ölçmedim, ölçemedim. İstanbul'da %13 oy almış bir parti %1'e nasıl geriliyor? Grup başkan vekili yaptı Meral Hanım. Ya %13'ten %1-1.5'a gerilemek. Mesela İYİ Parti seçmeni İmamoğlu'na yönleniyor. Dem seçmeni İmamoğlu'na yönleniyor. Yeniden Refah niye Murat Kurum'a yönelmiyor? Onu anlayamadım. Küçük Emrah moduna varılmış. Tabii gidişatın kötü olduğu da ortada. Ne oldu baba? En son çıktı Kuru Murat, dedi ki ya dedi Kıbrıslıların gecesine katılmış şenliğine. İstanbul'u dedi biz kazandığımızda dedi Kıbrıslılar kazanacak. Balkanların gecesine katılmış. Biz kazandığımızda Balkanlılar kazanacak. Gazze'den bahsediyor. Biz kazandığımızda Gazze kazanacak. Bunu kendisi de söylüyor. En son işte adalara gitmiş, adalar vapur muhabbetinden bahsediyor. Yaşlılara bedava olacak demiş. Zaten yaşlılara bedava. Sadece İstanbul diyerek İstanbul'un meselelerine, İstanbul'un sorunlarına odaklanıyor ve bunları çözmek adına da işte İstanbul'umuzun şu 5 yılda girmiş olduğu fetret dönemini bitirecek adımları atmak istiyoruz. Sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil değerli arkadaşlar. Az önce kıymetli başkanım da anlattı. Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek. Dün Ağızka Türkleriyle beraberdim, Ağızka Türkleri sevinecek. Tüm mazlumlar sevinecek. Çünkü İstanbul sadece 81 ili ilgilendiren bir şehir değil. Ya. Yazık, gerçekten yazık. Hastayım, konuşmakta zorlanıyorum. Baktılar ki olmuyor. Son 15 gün demek ki saraydan bir müdahale geldi. Dedi ki bu yapamayacak. Çıkın sahaya. Abi İçişleri Bakanı çıktı ya. İçişleri Bakanı Kuru Murat'a oy istiyor ya. İçişleri Bakanı'nın Kuru Murat'a oy istediği bir ülkede sandığın güvenliğine güvenebilir misin ya? He? Bunların Müslümanlığına güvenebilir misin? İçişleri Bakanı çıkmış, oy istiyor Kuru Murat'a.
Diyeceksin ki abi ülkeyi yöneten adam zaten o istiyor. Ankara'ya gitmiş. Ankara'da büyük Ankara mitingi yapmışlar. Filistin'le ticareti kes diye afiş asmış kadınlar. Yasa paça hepsini gözaltına almışlar. Pankartı indirmişler. Tepki gösteriyorlar falan. Başkasını bunlar yapamaz. İstanbul'da da öyleydi. Çök. Çukur çok. Onlardan devam. Ankara'da öyle. Çök. Çukur çamur. Bunlardan artık kurtulalım. Ya ne oluyor? Vallahi 5 yıl boşuna geçti. Evet. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'yı başkentlik burası hiçbir şey yapmıyor. Ticaret, ticaret. Bunca yılın Ankaralısı olarak şehrin nereden nereye geldiğini de nerede durduğunu ve hatta gelmediğini de. Şimdi şu ortamda arkadaşlar, hadi Erdoğan böyle bir hata yaptı. Yapıyor. İçişleri Bakanı. O bile aynı hatayı yapıyor. Hadi bunu kenara bıraktım. Eski MİT Başkanı, şu an Dışişleri Bakanı mı? Hakan Fidan. O da destek için, Murat Kurum'a destek için sahaya inmiş. Millete diyor ki, ya daha güçlü Türkiye için Murat Kurum'un kazanması lazım. Sanki İstanbul'u Yunanlılar almış da, Yunanlılar işgal etmiş, seçime gidilmiş. Bunlar derdini anlatmaya çalışıyor vatandaşın. Felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak Murat Kurum'un Büyükşehir Belediye Başkanı olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Ben çok uzun yıllar devletin çok hassas konularında, çok stresli faaliyetlerde, operasyonlarda yöneticilik yaptık. Emaneti görevi teslim edeceğiniz insanın stres altında çalışabiliyor olması lazım. Adanabiliyor olması lazım. Konuya odaklanması lazım. Konuyu bir yerden alıp bir yere taşıyabiliyor olması lazım ve konuyu bitiriyor olması lazım. Konuyu anlaması yetmiyor. İfade etmesi yetmiyor. Sizin elinizi sıkması yetmiyor. Çok iyi iletişimci olması yetmiyor. O insanın deprem hazırlığı gibi. Niye siz bu belediyeyle beraber çalışmıyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı avucunuzun içinde oyun hamuru gibi çeviremediğinizden dolayı mı? İstanbul'un, Ankara'nın nimetlerinden faydalanamadığınız ondan dolayı mı? Ondan dolayı mı? Şimdi siz şu ortamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dışişleriydi galiba. İçişleri Bakanı bunların ikisinin de sahaya inip Murat Kurum'a oy istediği, oy için vatandaşa yalvardı. Bunu söylememiz lazım. Bir ortamda Murat Kurum çıkıp diyecek 3 puan öndeyiz, 0-3 puan öndeyiz. Nagihan da aynısını söylemiş. 0-0-0-3 puan şey önde, Murat Kurum önde falan filan. Ya madem 0-0-3 puan Murat Kurum önde olsun, ne Hakan filan ne de İçişleri Bakanı kimse kalkıp da sahaya inmez. Ne olur Mırad'ıma oy verin de Mırad'ına kavuşsun demez. Biz salak mıyız ya? Ha, oradan bakıldığında salağa mı benziyoruz? Anketlerde durum kötü. Her konuşmasında batırıyor. Her konuşmasında batırıyor. Konuşma diye bir yasak gelse Murat Kurum'a oy oranı artacak. Allah aşkına ya. Gitmiş Kıbrıslıların gecesine, biz kazanırsak Kıbrıs'ta şöyle olacak, böyle olacak. Allah'ım ya Rabbim, sana sığındım ya Resulallah ya. Hakan Fidan İstanbul'dan bahsediyor, İstanbul depreminden bahsediyor. Ya bir Allah'ın kulu da oradan çıkıp demiyor. Ya madem İstanbul depremini daha hızlı bir şekilde halletmek için İstanbul istiyorsunuz. 20 yıl sizdeydi Hakan. 20 yıl sizdeydi, yapsaydınız. Bir de bunun arkasına böyle Dırtlar Vadisi müziğini koyuyorlar ya. Sesini mesini de bilmiyoruz, duymuyoruz lan. Herkes sosyal medyada adam gibi adam, heybetli lan. Kim bilir bunda ne ses vardır falan. Ses tonu şöyledir, böyledir. Bir gazeteci bundan 3 ay 4 ay önce bununla ilgili sesini duyduğunuzda bütün havası ve forsu sönecek demişti sosyal medyada. O zamanlar ne lan bunun sesi nasıl ki dedim, Allah Allah. Sesini duymaya bir başladık, gerçekten öyle arkasına Dırtlar Vadisi müziği koymaya gerek yok yani, müziğe yazık. Ya müziğe yazık abi. Bence Soylu'nun arkasına daha da iyi yakışıyordu Dırtlar Vadisi müziği. Bir de böyle oh diye böyle bir çekiyordu ya. Ama
Şunu bir kenara yazın arkadaşlar. İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın kalkıp da Murat Kurum'a oy istediği ortamda sandığa güvenilmez. Tamam? Sandıktan hani gerçekten adaletli bir oy şeyinin çıkacağını zannetmiyorum. Bunların ikisi sahaya indiyse durum kötü. Kolladık bir. Efendim 843 dairesinin olduğu ortaya çıkan gazeteci Murat Ağrel tarafından rezil edilen Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, o da Tayyip'in Ankara fedaisi. Efendim bacısı çıktı, bacısı bu konuyla ilgili konuştu, daha göstermediği tapular mapular var dedi. Babam çok zengindi, şöyleydi böyleydi. Ne babaymış lan, ne babaymış anasını satayım. Neyse, işte malların çoğunu abilerin yani erkeklerin üzerine yaptı falan demiş. Sonra? Babala TV'ye çıktı. Babala TV'de rezil ettiler Turgut Altınok'u. Yetmedi. Şimdi Mansur Yavaş'ın Londra'da evi varmış. Evi varmış Londra'da. Şimdi Mansur Yavaş da çıktı bu konuyla ilgili. Kızım 2014 yılında seçimden sonra iş bulamadığı için gitti. İşte mortgage falan bu tarz şeyle 32 yıl ödemeli bir ev aldı. 2 yıldır taksitini mi ödüyoruz öyle bir şey. Bahsediyor bu olaydan. Sana diyor gel diyor takas yapalım diyor. Madem diyor Londra'daki bir tane evim diyor senin bütün mal varlığın ediyor diyor. Gel diyor takas yapalım. Hatta üçte biriyle onda biri gel takas yapalım. 2014 yılındaki seçimden sonra iş bulamadığı için birçok genç gibi yurt dışına gitmek zorunda kalan kızımın aldığı morgışla taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir evi daha da alalı 2 yıl oldu. Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var, Londra'da evi var dilimde tüy bitti. Önümüzde hafta Allah'ın izniyle bütün belgeleri açıklayacağım. Şöyle diyor, Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var. Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarımı öder. Takas yapalım. Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım. Yüzde biriyle takas yapalım. Tertemiz oldu Ankara. Sizlerin yalanlarınızı, kirli siyasetinizi, iftiralarınızı, kendinize oy vermeyenleri aşağılamanızı, bölmenizi, çalıyor ama çalışıyor felsefenizi çoktan toprağın altına gömdü artık Ankara. Bunun da geri dönüşü asla yoktur. Yani arkadaşlar bakın. Mansur Yavaş'ın Londra'da evinin olması mı? Bak bunların hepsi siyasetçi. Ben bunların hiçbirine güvenmiyorum. Ekrem'in de olabilir, Mansur'un da olabilir. Ben bak burada hemfikiriz. Bir problem yok. Çünkü belediye başkanlarının bu evleri nasıl elde ettiğini iyi kötü hepimiz biliyoruz. Hepimizin kulağına geliyor, hepimiz duyuyoruz. Sen belediye başkanısın, oturuyorsun kardeşime. Adam müteahhit gelmiş. Diyor ki başkan diyor şöyle bir projem var şuraya. Buraya şu kadar daire yapacağım diyor. Tamam mı? Ya bu adama ortak oluyorsun hiç para vermeden. Yarısını alıyorsun Indira Gandhi. Ya da oradan daire karşılığı sen o şeyi imzalıyorsun. Artık nasıl oluyor bilmiyorum. Ne oluyor baba? İşi yürütüyorsun. Ya belediyede atılan imzalarda bile rüşvetin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 17-25 Aralık hırsızlık yolsuzluk olaylarını ne çabuk unuttunuz? 17-25 Aralık hırsızlık yolsuzluk olaylarında birileri, bak birileri, hiç yapmaması gereken birileri Reza Zarrab soytarısının önüne yatıyorsa bu ülkedeki belediye başkanları neler neler yapıyor. Bu Ekrem'de, Mansur'da, Turgut'ta, yarın Murat'ta yani bunları hepimiz biliyoruz. İşte adamın karına dokunan ne biliyor musun? Adamın bu kadar evi olduğu halde sıfır vergi vermesi. Bir şekilde almış bunları bir de sıfır vergi vermiş utanmadan bir de çıkmış hala siyasette olmaya çalışıyor. Niye? Önümüzdeki dönemde yine vergi vermemek için mi? Yine vergi vermemek için mi önümüzdeki dönemde? Soruyoruz. Allah aşkına. Bir de şu açıdan düşünüyorum. Madem Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar malı mülkü var. Devlet sizin elinizde kardeşim. Devlet sizin elinizde. Açın bilgisayarı. Ekrem'in malını mülkünü dökün. Çıkartın ortaya. Niye Tayyip'in sesi çıkmıyor? Ha? Devlet sizin elinizde kardeşim. Aldığın en ufak bir tarlayı, arsayı sisteme girip görüp senin peşine düşen, vergisini alana kadar o surunu kor düğmeden zihniyet. Ekrem İmamoğlu. Ya ailesi zaten müteahhit bu adamın. Bu zamana kadar yapmış olduğu bir usulsüzlük bir şey varsa çıkartın abi bilelim. O da yok. Ya biraz mantıklı düşündüğün zaman zaten rezil olacaksın, farkındasın. Sadece protein eksikliğinden dolayı böylesin. Seni de anlıyorum kardeşim.
Ama bak ben senin gibi de düşünüyorum ve hiçbirini savunmuyorum. Sadece ben artık hırsız istemiyorum. Tamam mı? Hırsız istemiyorum. Bitti bu kadar. Abi bunların çalmayacağını nereden biliyor? Onların çaldığını gördüm. Tamam. Onların çaldığını gördüm. Bitti. Bunlar da çalsın, seçimde gideriz tokatı yapıştırırız. Biraz akıllı ol. Biraz akıllı ol. Ona bak hala diyorum. Emekliye güvenme. Emekliye güvenme. 5000 liraya herkesi satar bunlar. Tamam mı? Emekliye güvenmiyoruz. Bak bugün sokakta ağlayan, zırlayan ne kadar emekli varsa, emekliler Tayyip'i tokatlayacak, sandıkta göreceksin Tayyip deyip Erdoğan'ı, reisimizi, dünya liderimizi tehdit etmeye çalışıyorlarsa, ki onların osurunu koyduğum kimsiniz lan siz? Kimsiniz oğlum? Adamı var ya bak. Adamı çıldırtmayın ha. Neyse. Sen burada dur. Gidecekler sandıkta Tayyip oy verecekler. Tamam. Onun için biz bunların Allah bir dediğine bile inanmıyoruz. Hiç üzülmeyiniz. Seçim biterdi bakmışsınız. İstanbul AK Parti, Ankara AK Parti, İzmir AK Parti kazanmış. Ha, dönüp kime Allah belanızı versin diyeceksiniz biliyorsunuz zaten. Çünkü bunlar sizi sokakta gaza getirirler. Oo tamam bu sefer kesin. Hayır. Bu sefer kesin yok. Sandığa sahip çık. Sandığa sahip çık. Bak sandığa sahip çıkmak zorundasın. Bunlar, bak bunlar süslüman. Bunların süslümanlığına güven olmaz. Kalktılar duayla muayla bu iş olmuyor. TV100'e astrolog çağırdılar arkadaşlar. Nuray Saray mıymış neymiş böyle bir isim. İstanbul'u kim kazanacak? Ekrem İmamoğlu mu? İşte Murat Kurum mu? Murat Kurum kazanacak. Niye? Çünkü Murat Kurum boğa burcu. Ha, tamam süper harika evet. O zaman soruları ben sorayım. Şunu merak ediyorum Canus. Ha, buyur. Siyaset dedin Ekrem İmamoğlu, hı, Murat Kurum. Belki oraya farklı. Yani böyle bir tahmin yapılabiliyor mu? Yani efendim işte Murat Kurum mu kazanacak, Ekrem İmamoğlu mu kazanacak? Biz bunu gök bilimine göre bakarak karar veriyoruz. Bana pek şey gelmiyor. Efendim? Bu Şaban Bey, bu da bana gerçekçi gelmiyor. Bana da siz yapabiliyor musunuz? Şimdi ben bir astrolog olarak Murat Kurum en yakın zamanı inanacaksın herhalde. Ona inanırım. Ya herkesin birleştiği bir konuda bile ayrışsınız. Ben evet, tebrik ediyorum. Tanışıyoruz ve biliyor. Şimdi en son yapılan seçimlerde evet, bütün meslektaşlarım bir yorum yaptı. Sadece ben bir yorum yaptım. Charles'la ilgili hiçbir şey değişmeyecek. Mevcut hükümet devam edecek. Nasıl bunu gördüm ve bu yorumu yaptım? 29 Ekim 1923 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk saat 20.30'da Cumhuriyeti ilan etti. Bir bebeğin doğumu gibi. Cumhuriyet haritasına bakarak, hı hı, bütün liderlerin haritalarını birleştirerek kim kazanacak diye baktığımda mevcut hükümetin devam edeceğini söyledim. %50 ihtimal ama Nuray Hanım, Allah Nuray Hanım ama biz de demiştik. O da ihtimal ya, biz ya de Erdoğan demiştik. Kazanacak ya Kılıçdaroğlu kazanacak. Ama ya biz odeti olarak bilmiştik. Dedik ki odeti Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan devam edecek diye yani, yazmıştık biz. Evet biz yani. Can bakış etsin. Peki o zaman peki, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir belediye seçimlerimiz var. Evet. Onun için bir yorumunuz var mı hocam? Var. Peki ben yapayım önce yorumumu. Yapın. Evet, sizinkini merak İstanbul'u, ediyorum ben yani. İstanbul'u Murat evet, Kurum alacak. Neye göre yapıyorsunuz bu yorumu? Neye göre yapıyorum? Veriniz kendisinin verisi Boğa Burcu. Kim? Murat Kurum. Hı-hı. Nerede? Ha, evet grafik evet, buradan. Boğa Burcu. Evet. Ekrem İmamoğlu da İkizler Burcu öyle evet, mi? Evet. Yani haritaları birleştirdiğimde baktığımda Murat Kurum kazanacak, Ekrem İmamoğlu kaybedecek. Şey, harita neyi gösteriyor peki? Harita, yani, harita başarılı ve parlak dönemlerini kim başarılı olacak, gösteriyor, kim kaybedecek? İmamoğlu'nun kazanacağını bilmiş miydiniz? Nasıl? Ben, İmamoğlu, daha önce 2019'da. Evet. Öyle mi? Evet. Var mı şeyiniz? Bir açıklamanız var mı o tarihte yapılmış? Olması lazım. Siz söylemiştiniz, açıklamışsınız tabii ki bunu. Harita, o zaman Murat'ın kazanma ihtimali var. Bunu hacı hayırlı uğurlu olsun. Bunu hangi somut hacı bir tek hacı inanıyor. Efendim. Yok. Yani şu var. Hacı da inanmıyor. Şöyle bu falan tamamen, inanma falsız kalma derler. Bakın. Tamam. İmamoğlu da İkizler Burcu'ymuş. Daha önce nasıl bu ülkeyle ilgili Erdoğan kazanacak dediysen. Lan zaten Erdoğan'ın kazanacağını herkes biliyordu. Taşı kaldır altındaki karıncaya sor, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Karınca der ki salak mısın sen, utanmadan bunu bana mı soruyorsun? Yani neymiş, astrolog olarak bunu bilmiş.
Şimdi de İstanbul'u tabii ki Murat Kurum kazanacak. Acaba birileri bize sandıktaki hırsızlığı meşrulaştırmak için astrologlar üzerinden subliminal mesaj mı veriyor? He? Bir sormak lazım. Bir kendimize şöyle bir check edelim, bir soralım. Acaba birileri bu astrologlara veya artık kimler fikir adamı, mikir adamı, gazeteci, masteci, bu gazeteciler astrologlar üzerinden sandıkta yapılacak hırsızlık ve burada Murat Kurum kazanacak da bundan dolayı gerçekten hani bir plan doğrultusunda astrologlar bunu söylesinler. Lan astrologlar zaten bilmişler falan filan mı? Ne olacak yani? Ha diyeceksin ki ya kardeşim bu zamana kadar o kadar hırsızlık, yolsuzluk oldu. Gene gitti oy verdiler. Yani illa astroloğa sormak mı lazım? Astroloğa sormak değil de yarın öbürsü gün toplumun belli bir kesimini buna ikna etmek. Ve bunun üzerinden bu astrologların parlaması. Bizi bir şeylere sanki ikna ediyorlar. Sandıkta hırsızlık olacak ve bu hırsızlık sonucunda Murat Kurum kazanacak ve bunu astrologlar tarafından bize, şimdi hocalar tarafından bunu bize anlatsalar ya hadi deriz. Yürü. Hani vardı ya Ahmet Davutoğlu işte miting yapıyor Yenikapı'da mı ne, hocanın bir tanesi çıkmıştı. Dün gece rüyamda girdin. Ahmet Davutoğlu hocamızın sağ tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Peygamberimizin sağında Ahmet Davutoğlu yazıyor, solunda da Cumhurbaşkanı yazıyordu. Böyle diyordu ya bir tane hoca bozması. Heh. Aynı bunun gibi. Birileri de alttan subliminal bizi keklemeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Ben astrologlara böyle burçlara bu tarz şeylere hayatta inanmam. Tamam. Yok efendim ay dolunaya girdi, dolunaya pandik attılar. Heh. Ben o işte şu anda biz sevgili olamayız. Aşkından ayrılacaksın dedi. Aşkından ayrıldım falan. Lan salak. Ayın dolunaya girmesi, dolunaya pandik atılması. Yani ne kardeşim? Bizim aşkımızda ne alakası var bunun? Ne alakası var? Allah aşkına ya. Birazcık akıllı ol ya. Allah Allah. Bu kadar insanlar böyle var ya. Artık tamamen burç manyağı olmuşlar. Burcu, sen ne burcusun aslan? Hayır hayır. Ben aslan burcuyla hayatta yapamam. Niye? Çünkü aslan burçları şöyle olur böyle olur. La oğlum bir tane. Pohiye'nin kızı bir tane ya. Beni bir tane bakayım ya. Ben gerçekten öyle miyim? Yok. Sen de ikizler. Astroloğum dedi ki ikizlerden uzak dur. Astroloğum babasının koluna iki tane şıpırlak yapıştıracak. Dıngıla mıngıla tıs olacak. Allah Allah. Vallahi billahi ya. Adamı çıldırtıyorlar ya. Neymiş astro? Ya sen açsın kardeşim. Sen fakirsin ya. Sen işine sabah giden akşam gelen, hayatı ömrü yolda geçen kadınsın, erkeksin. Ne astroloğu kardeşim ya? Astrolog muhabbetine bakanlar genelde tamam böyle zengin birini bulmuş, götünü devirmiş, yatıp ay bugün kendimi kötü hissediyorum. Bir astroloğuma sarayım deyip arayıp soran veya internetten, sosyal medyadan takip eden insan. Lan sen zaten senin hayatın kaymış ya. Senin astroloğa ihtiyacın yok. Ya bugün işte ne oldu? Bir şeye girdi. Dolunay'da mıyız? Bir şeydeyiz. İşlerin bereketlenecek. Arıyorum var mı bereket? Yok valla. Elektrik faturasını ödeyemedik. Hani bereketlenecekti? Pokiyelim kız. Ha, bu arada konuyu açtım. Rusya'da dün maalesef bir saldırı oldu. Ve bu saldırıda 150'nin üstünde vatandaş ölmüş. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Saldırganlar yakalanıyor. Saldırganlardan bir tanesinin İbrahim Haskoloğlu olması lazım. Onun tweetinde gördüm. Türkiye'den buraya geldik dediğine dair bir bilgi var arkadaşlar. Yalan gerçek bilmiyorum. Nereden geldiniz? Türkiye'den. Eğer bu doğruysa umarım değildir. Artık sıçıp pokumuzla oynarız kardeş. Yani hadi. Ne? Ne? Когда из Турции прилетел? 4 марта? Да. Что в Турции делал? Там ради документов закончился здесь граница Персика. Да, еще раз давай фамилию, имя, отчество. Фаридун Шамсидин. Год рождения? 1998 году. Молодец. Так, в Крокусе что делал вчера? О, в Крокусе застрелили. Что делал в Крокусе? Застрелил. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему в Казани? Люди. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. За деньги? Да. На колени ставь.
За сколько денег? Где-то полмиллиона. Полмиллиона чего? Полмиллиона рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карту бросали за все одежды, не успели. Потеряли? В лесу, да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмму написали без имени, без фамилии, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал, там уроки. Ну как так, тебе взяли, предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей. Нет, я в телеграмме урок учился. Кто задержал? Урок. Что в телеграмме? Урок. Урок слушал, да. Проповедник слушал там. Проповедника слушал? Да. И он на тебе написал? Ее помощник мне написал. Как помощника зовут? Не знаю, без имени, без фамилии, без ничего мне написал, только он... Когда он тебе написал? Он где-то месяц назад. Что написал конкретно? Он написал, короче, где-то миллион рублей обещал. Что он, с чего начал, что он тебе говорил, что надо сделать? С чего просто, начался разговор? Просто поздоровался сначала, потом мне предлагал, я согласился. Что предлагал? Деньги что? Предлагал. Деньги предлагал, за да. Что? Что предлагал? За деньги предлагал, что такие дела сделал. Какие дела? Конкретно что он тебе сказал? Такие убийства. Что, кого убить? Вот на место все они скинули. Они сказали конкретно, кого убивать? Людей. Каких? Без разницы, короче, там зайдет и сказал, делайте этого дела. Заходите убивать? Да. Стоп. Еще раз, фамилия, имя, отчество, год рождения. Саидун Шамсидин, 1998 году. Полная дата. 17 сентября. Стоп. Смотрите, ему сейчас уйдет. Hayırlı cumalar. Aldın mı babayı?